Merhaba, Beyaz Perde rehberiniz. Sadece sinemaya hoş geldiniz. Yerli ve yabancı yapımlarla vizyon yine çok zengin. İddialı görseliyle bir müzikal olan Cats, animasyon türündeki ajanlar iş başında, yerli yapımlardan Biz Böyleyiz ve özellikle çocuklar için Gamonya Hayaller Ülkesi haftanın keyifli yapımlarından. Islıkçılar, Derin Sular ve biraz komedi içermekle beraber Bıçaklar Çekildiyse haftanın gerilim filmleri. Sadece sinema vizyondakilerle başlıyor. Ian McKellen gibi başarılı isimler yer alırken kötü kediyi Idris Elba canlandırıyor. Size kendimi tanıtayım. Lan Starlink. Haftanın çocuklar için animasyon yapımlarından biri olan Ajanlar İş Başında, Buz Devri serisinin ekibinde yer alan Nick Bruno ve Trot Cohen'in yönetmenliğinde vizyondaki yerini alıyor. Dünyanın en iyi ajanı Lance Sterling bir görev için kılık değiştirip güvercin oluyor. Çünkü güvercinler her yerde ve kimse onları görmüyor. Dünyayı kurtaran ajana onun tam zıttı, teknoloji düşkünü Walter Beckett yardım ediyor ve heyecan dolu bir macera başlıyor. Ağır çekim de görebilir. Seslendirme kadrosunda Will Smith, Karen Gillan ve Tom Holland gibi isimler yer alırken filmin senaryosu ise 2017 yapımı Ferdinand'ın yazarı Brett Copeland'a ait. Walter beni çok sıkma! Haftanın korku gerilim filmi Derin Sular, şiddetli bir deprem sonrası okyanusun binlerce metre altında yer alan laboratuvarın hasar görmesi sonucunda gelişen olayları konu ediniyor. Ekip hasar gören deniz altından çıkıp okyanusun derinlerinde yer alan güvenli bölgeye ulaşmak üzere yola çıkıyor. On a scale from 1 to 10. Macera dolu yolculuklarında beklenmedik başka bir tehlikeyle yüz yüze gelen gruptan bakalım kimler hayatta kalabilecek. Filmin başrolünde Alacakaranlık film serisiyle ünlenen Amerikalı oyuncu Kristen Stewart yer alırken filmin yönetmen koltuğundaysa William Eubank oturuyor. This is Trooper Wagner. We just want to ask a few questions. We understand the night of his demise. Geniş oyuncu kadrosuyla merakla beklenen yapımlardan biri olan Bıçaklar Çekildi bu hafta vizyondaki yerini alıyor. Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed, or no, we can't ask. I'm gonna live. Klasik polisiye stilinin günümüze uyarlanmış bir hali olarak karşımıza çıkan film, geniş bir ailenin başında bulunan tanınmış polisiye yazarı Harlan Thrombey'nin ölümünün ardından yaşananları anlatıyor. Her biri ayrı bir gizem taşıyan aile üyelerini sorguya çeken iki dedektif, bakalım bu ölümü aydınlatabilecek mi? Rian Johnson'ın yazıp yönettiği komedi suç türündeki filmin oyuncu kadrosunda Daniel Craig ve Kate Stanfield yer alıyor. Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Toni Collette, Michael Shannon ve Catherine Lamford gibi isimlerin ikiliye eşlik ettiği film, premierini gerçekleştirdiği Toronto Film Festivali'nden de övgüyle ayrıldı. Oh my God. Which is? Mama. Romanya yapımı Islıkçılar, yozlaşmış bir polis memuru olan Christie'nin hikayesini konu ediniyor. Amacı çalınan 30 milyon avronun yerini öğrenmek için mafya babası Zolt'u hapisten kaçırmak olan Christie'nin bu işi gizlilik içinde yapması için önce ıslık dilini öğrenmesi gerekiyor. Christie eski bir iletişim şekli olan bu dili öğrenmek için gittiği adada Gilda ile tanışıp ona aşık oluyor ve tahmin edileceği üzere işler planlandığı gibi gitmiyor. Romanya, Almanya ve Fransa ortak yapımı olan film, Corneliu Prembiu'nun yönetmenliğinde Romanya'nın Oscar adayı olmuştu.
Oscar'ın habercisi kabul edilen Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Beyaz Perde'nin prestijli ödüllerinden BAFTA'nın da adayları açıklandı. Yeni fragmanlar ve daha fazlasıyla sırada haber turumuz var. Geçtiğimiz hafta Oscar'ın habercisi olarak bilinen 77. Altın Küre ödülleri sahiplerine kavuştu. 1917. En iyi film dalında 1917 ödülünün sahibi olurken Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Once Upon a Time in Hollywood hem en iyi senaryo hem de müzikal dalında en iyi film ödüllerini aldı. Brad Pitt. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü yine aynı filmde yer alan Brad Pitt'in oldu. Joaquin Phoenix. Joker filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu Joaquin Phoenix'e verilirken en iyi kadın oyuncu ödülü geçen hafta ülkemizde gösterime giren Judy filmindeki rolüyle Renée Zellweger'in oldu. Yabancı film dalında ise Parazit en iyi film seçildi. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri törenlerle sahiplerini buluyor. 2 Şubat'ta sahiplerine kavuşacak olan İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından dağıtılan 73. BAFTA ödülleri için adaylar açıklandı. Once Upon a Time in Hollywood, 1917, Joker ve Parazit çok güçlü yapımlar arasında yine öne çıkıyor. Yönetmen Ezel Akay'ın geniş oyuncu kadrolu yeni filmi 9 kere Leyla'nın çekimleri başladı. Neredesin Firuze, 7 Kocalı Hürmüz gibi yapımlara imza atan Ezel Akay'ın Mart ayında gösterime girmesi planlanan yeni filminde başrolleri Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu paylaşıyor. What's the last thing you remember, Danny? 3 yılı aşkın süredir birçok erteleme gören X-Men filmi Yeni Mutantlardan yeni fragman yayınlandı. Mutant olduklarını keşfeden bir grup gencin rehabilitasyon merkezi sandıkları yerin aslında öyle bir yer olmamasını keşfetmelerini konu edinen filmin yeni bir erteleme daha yaşanmazsa 3 Nisan'da gösterime girmesi planlanıyor. Bu hafta gösterime giren Derin Sular filminden esinlenerek hazırladığımız dosyamızla hayatta kalma hikayelerini derledik. Çeşitli felaketler sonrasında yaşamlarını sürdürmek için en zor şartların altından kalkan karakterlerin hikayelerini sizler için bir araya getirdik. Üst üste 2 yıl en iyi yönetmen Oscar ödülünü kazanan yönetmen Alejandro Iñárritu'nun 2016 yılında soluk soluğa izlenen Diriliş filmi, büyük yaşam mücadelesinden sağ çıkan Hugh Glass'ın hikayesini bizlere anlattı. Leonardo DiCaprio'ya en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandıran yapım, en iyi görüntü yönetmeni Oscar'ını da hanesine ekledi. ...1800'ler Amerika'sının vahşi doğasıyla buluştuğumuz yapımda bir ayı tarafından yaralandıktan sonra yola çıktığı ekip tarafından ölüme terk edilen Glass'ın önce vahşi hayatta var olma, sonra da intikam alma macerasını perdede izledik. Bu macera doğa karşısında insan iradesinin gücü ve aynı zamanda acizliğini de gözler önüne seriyordu. Dram, tarih ve spor temalarının iç içe geçtiği Kuzey Yamacı, gerçek bir olaydan uyarlanan hikayesiyle etkisini güçlendiren yapımlardan. 1936 yılının Nazi Almanyası dönemini arka planda olduğu yapım, Avrupa'nın en büyük dağlarından biri olan Eiger Dağı'nın zirvesine ulaşmaya çalışan iki Alman askerin hayatta kalma mücadelesine konu ediniyordu. 70 derece eğimle zorlu bir tırmanış rotasında tutkuyla başlayan macera trajik bir sonla bitiyordu. Alman ve Avusturyalı iki rakip dağcı ekip birbirlerini takip ettikleri tehlikeli rotada hava koşullarının kötüleşmesiyle geri dönmek isterler. Fakat ne zorlu dağ koşulları ne de yetersiz ekipmanları onların dönüşüne izin vermez. Explore.
Oscar'lı yönetmen Alfonso Cuarón, 2013 yılında nefes kesen bir uzay macerasına imza atmış, 2014 Oscar törenlerinde en iyi yönetmen ödülü başta olmak üzere 3 Oscar ödülünün sahibi olmuştu. İşte bu başarılı yapım bir uzay mekiğinde yaşanan faciada hayatta kalma savaşı veren iki bilim insanının macerasını konu ediniyor. Dünya ile iletişimleri kopan, sınırlı oksijenleriyle eve dönmenin yolunu arayan ikilinin uzayın sakin ortamında yaşadığı gerilimi bize hissettiren yer çekimi, özellikle sona hayat veren Sandra Bullock'un performansıyla da beğeni topladı. Danny Boyle'ın duraksayan kariyerine taze kan veren film, Utah'ta kanyonlarda trekking yaparken kolu bir kayaya sıkışan Aaron Rustin'in 5 gün boyunca yaşadığı travmatik deneyimi anlatıyordu. Issız bir bölgede başına gelenlerden kimsenin haberi olmayan Aaron'ın özellikle yaşamıyla ilgili hesaplaşması, ölümün eşiğine gelmiş bir karakterin zihin yolculuğunu gözler önüne seriyor. Üstelik büyük ölçüde tek mekanda, tek oyuncu ile çekilen film, bu açıdan karşısına çıkan pek çok handikapı da devre dışı bırakıyor. Hulusi Kentmen, Türk sinema tarihinin en tipik baba figürlerinden biri. Onu her ne kadar farklı rollerde izlesek de aslında hep aynı kişiyi izliyor gibi oluruz. Sert ve huysuz görünüşünün altında yufka yürekli babacan bir karakter. Hulusi Kentmen dosyamız var sırada. Yahu herif evi otele çevirdi. O da lütfeder yatmaya gelirse. Uğraşma oğlumla. Yeşilçam sinemasının post bıyıklı tonton amcası Hulusi Kentmen. Bize Yeşilçam'ı sevdiren, aile sıcaklığını evlerimize taşıyan, birçok karaktere hayat vermiş bir usta isim. Hulusi Kentmen, bazen iyi kalpli komiser, bazen de şımarık çocuklarını yola getiren fabrikatör rolleriyle seyirciye kendini sevdirdi ve her filmiyle aileden biri olmayı başardı. Nikah cüzdanım. Ne? Bu mu senin kocan? Evet. Bak kızım, ben insan sarrafıyım. Seni görür görmez sevdim. Senin gibi bir gelin başımın tacı. Ne yapalım efendim? Bildirelim kıymetini. Ona öyle bir oyun edelim ki kaybettiği şeyin kıymetini anlasın. Tatlı dillim, yalancı yârim, salak milyoner, baba bizi eversene ve meraklı köfteci gibi ezbere bildiğimiz filmlerde sevecen ve babacan rollerle karşımıza çıktı. Peki, hepsini anladım da niye razı oldun bu oyuna be kızım? Bilmem ki. Kabul ettim işte. Anlaşıldı. Sen gönlünü bu oğlana kaptırmışsın. Ben gideyim artık. Sizi de çok rahatsız ettim. O ne biçim laf öyle? İstersen misafirim ol bu gece. Sağ olun. Babam merak eder. Korkarsan bahçıvan götürsün. Yok, ben giderim. Allah'a ısmarladık. İyiliğinizi hiç unutmayacağım. Selametle yavrum, güle güle. Barış Manço'nun başrolde olduğu Baba Bizi Eversene filminde yine hem kızan hem seven patron rolünde görürüz Kentmen'i. Filmin başında gördüğümüz gerilim sona doğru yerini anlayışa ve sevgiye bırakır. Neredeyse bütün Hulusi Kentmen filmlerinde bu çizgiyi görürüz. Maşallah benim yavrum. Ne şeker şey değil mi? Batmadım bile. Hadi, hadi sen hesapları gözden geçir, peki, bitsin peki, bu işler. Peki, hesap, hesap. Oyunculuk hayatına askeriyeden emekli olduktan sonra tesadüfi bir şekilde başlayan Kentmen ilk olarak tiyatro sahnesinde yer aldı. Hey benim koç yiğitlerim, hey! Hasretlerine nasıl katlandık bunca yıl, he? Fenam ettik hatun, bağrımıza taş bastık, dünyanın parasını harcadık. Ama 3 tane pırlanta gibi adam yetiştirdik. Hele şuna bak şuna! 3 ay sonra koskoca bir doktor oluyor. Ne de yakışıklı tosunum. 1942 yılında rol aldığı ilk filminin ardından sinema hayatına soluksuz devam etti ve 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın film sığdırdı. Ne söktünüz lan diye? Ya şeyimiz ıstı da hani... Neyiniz? Efendim, benim elimdeydi, uçuverdi. Ne uçtu?
Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Sadri Alışık gibi birçok isimle kamera karşısına geçen Kentmen, kötü adam rolünü hiçbir zaman oynamadı. 1993 yılında aramızdan ayrılan sanatçıyı saygıyla anıyoruz. Ah sen yok. Nasıl da çaktın niyetimi. İnşallah. Bu hafta da sadece sinemanın sonuna geldik. Hayatınızın başrolünde olduğunuzu unutmayın. Hoşçakalın.